Kendini yeniliğe adamış ve her geçen gün büyümesini sürdüren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, eğitimde olduğu kadar sağlık hizmetlerinde de gelişmeyi amaçlıyor ve bu amaç doğrultusunda da geleceğe dönük planlarını gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu bir kez daha yaşıyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hızla büyümesini kurduğu 11. fakülte ile gösteriyor. Bu kapsamda kurulması teklif edilen Diş Hekimliği Fakültesi'nin Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edildiği müjdesini veren Rektör Profesör Doktor Adem Korkmaz, Diş Hekimliği Fakültesi'nin şu anda Bakanlar Kurulu aşamasında olduğunu belirterek süreçle ilgili bilgiler verdi. Geçen hafta YÖK Genel Kurulumuzda Diş Hekimliği Fakültemizin kurulması talebimiz uygun bulundu ve Genel Kurul'da kabul edildi. Şu an Bakanlar Kurulu aşamasına geçti. Çok kısa bir zaman sonra Bakanlar Kurulu'na geçerek inşallah kuruluş tüzel kişilik kazanacak şekle dönüşecektir. Tabii Diş Hekimliği Fakültesi'ne biz nasıl bakıyoruz? Üniversitelerin gelişmeleri sürecinde sağlık başlığında ki çok önemli bir eşiktir bu. Ben de öyle ifade ediyorum. Hem de içinde bulundukları şehirlerde, şehirlere yapabilecekleri katkılar bakımından da çok ayrı bir anlamı ifade ediyor. Biz göreve geldiğimizde üniversitemizin geleceğe ilişkin çalışmalarını tamamladık ve bunların arasından bir tanesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin kurulmasıydı. Bunun altyapı çalışması olarak da öncelikle merkezdeki Sağlık Yüksekokulumuzu fakülteye dönüştürdük. Merkezimizde bir de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu kurduk. Esasında Diş Hekimliği Fakültesi'ne bir hazırlık yaptık. Yine bu konuda YÖK'e talebimizi ilettik. Tabii uzunca bir süreç aldı bu, 1,5 yıllık bir süreç aldı. Sağlık alanındaki yatırımlarda değerlendirmeler yapılırken genellikle ülkenin temel insan gücü ihtiyacı parametresi üzerinden de hareket ediliyor. Biraz zor oldu ama sonunda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin burada bu kaliteli bir diş hekimliği fakültesini bölgesine hizmet veren, son teknolojilerle donanmış, nitelikli diş hekimlerimizin kadroya katılacağı bir vizyonu biz ortaya koyduk. Bu konuda da bize olan güvenleri gerçekleşti ve Diş Hekimliği Fakültemiz genel kuruldan kabul edildi. Bu çerçevede Burdur açısından tabii bu çok daha önemli. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin her geçen gün geliştiğini vurgulayan Rektör Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Burdur'a dokunuş ve gelişimine katkı anlamında Diş Hekimliği Fakültesi'nin önemli bir adım olduğunu belirtti. Artık günümüzde sağlık ihtiyacı hızla niteliğini geliştirerek devam ediyor. Son yıllarda ağız ve diş sağlığı, çene sağlığı, toplum bu konuda çok daha farklı bir talep içerisine girdi. Teknolojik alandaki gelişmeler, yeni tedavi yöntemleri toplum tarafından sıkça talep ediliyor. Biz de Burdur'da, Burdur bölgesine, Burdur'un köyüne, kasabasına, genellikle bu ihtiyacı karşılamak için değişik illere gidiyor vatandaşlarımız. Üniversitenin çok değişik şekillerde Burdur halkına, Burdur ekonomisine dokunuşları var. Biz ana stratejimizi bunun üzerine yerleştirmiştik. Bu da bunun bir başka boyutu. Üniversite olarak Burdur halkımızın diş sağlığına, ağız sağlığına dokunacağımız bir nokta olacak. Esasında belki de doğrudan sağlıkla ilgili bir konuya dokunduğumuz için de üniversitemizin toplumdaki karşılığı farklı bir boyuta taşınmış olacak. Ben bu anlamda en kısa zamanda üniversitemizin hem fiziki altyapısının hem teknolojik altyapısının hem de akademik altyapısını tamamlayarak en geç 2 yıl içerisinde hizmet verir hale geleceğiz. En geç diyorum çünkü Diş Hekimliği Fakültelerinin kuruluşu değişik başka fakültelere benzemiyor sağlıkla ilgili. Sadece insan kaynağını bulmanız yeterli değil. Fiziksel altyapınızı ve teknolojik altyapınızı iyi kurgulamanız lazım. Biz bu anlamda bölgede en son kurulan olmanın avantajını da kullanarak en güçlü teknolojik donanıma sahip sağlık operasyonlarını yapabilecek bir çerçevede fakültemizi geliştireceğiz. İnşallah en kısa zamanda Burdurluların hizmetine verir hale getiririz diye düşünüyoruz.
Bölgesel kalkınmada hocam o zaman eğitimin yanında sağlığa da adım atmış oldu üniversite. Kesinlikle. Yani bölgesel kalkınma dediğimiz kavramı gelişme dediğimiz kavramla da birleştirmek gerekiyor. Kalkınma birazcık daha makro ve ekonomik parametrelerle gider ama gelişme içerisinde işin kültür, sağlık, sosyolojiyi de koyarsınız. Devletin sağlık hizmetlerinin topluma ulaşması, Burdurlu'nun bu sağlık hizmetlerini çok daha uygun şartlarda ve nitelikli olarak alabiliyor olması, Burdur'un Türkiye'deki gelişmelerden payını daha iyi aldığı anlamına gelir. Onun için Burdur'un gelişmesi bakımından da bir nokta olduğunu ifade ediyoruz. Akademik personel, bina ve donanım ihtiyaçları hızla yapılacak olan Diş Hekimliği Fakültesi, sürekli yenilenen, gelişmiş cihazlarla donatılmış klinikleriyle her yıl binlerce hastayı tedavi etmeyi amaçlıyor.